İkinci şu an mütalasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem kelime-i tevhidde azamet-i kibriya, celal-i subhani ve saltanat-ı mutlakayı rububiyet-i samadaniye tahakkuk etmesi içindir. Üstadımız kelime-i tevhidde yani la ilahe illallah kelamında üç şeyin tahakkuk ettiğini beyan etti. Bir, azamet-i kibriya, iki, celal-i subhani, üç, saltanat-ı mutlakayı, rububiyet-i samedaniye. Şimdi her bir maddeyi mütalaa edelim. Birinci maddemiz, kelime-i tevhidde azamet-i kibriyanın tahakkuk etmesi. Kibriya, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğüdür. Kelime-i tevhid olan La ilahe illallah kelamında Allah'ın kibriyası kemali azametiyle görünür. Şöyle ki, nasıl ki bir sultanın büyüklüğü, saltanatının büyüklüğüyle, topraklarının genişliğiyle, hazinelerinin çokluğuyla ve ordularının kuvvetiyle ölçülür. Toprakları ne kadar geniş, hazinesi ne kadar çok, orduları ne kadar kuvvetli ve saltanatı ne kadar büyükse o sultan o derece büyük bir sultan olur. Aynen bunun gibi sultan-ı ezel ve ebed olan Allahu Teala'nın kibriyası da saltanatının büyüklüğünde, mülkünün genişliğinde, hazinelerinin çokluğunda ve cunudunun haşmetinde gözükür. La ilahe illallah demek, bütün saltanatın sultanı, bütün mülkün maliki, bütün hazinelerin sahibi ve bütün orduların hakimi Allah'tır demektir. La ilahe illallah demek, şu alemin tedbiri, tanzimi, idaresi, terbiyesi ve bütün tasarrufatı Allah tarafından yapılıyor demektir. La ilahe illallah demek, bütün icatların mucidi, bütün mahlukatın halıkı, bütün merzukların rezzakı ve bütün eşyanın Rabbi Allah'tır demektir. İşte bu cihetle kelime-i tevhid, bütün eşyayı Allah'ın yedi kudretine teslim etmekle ve her bir mahluku cunud-u Rabbaniye'nin bir askeri gibi göstermekle Allah'ın kibriyasını kemal-i azametle gösterip tahakkukuna hizmet eder. İkinci maddemiz kelime-i tevhidde Celal-i Subhani'nin tahakkuk etmesiydi. Allah'ın Subhan olması cümle kusurdan münezzeh olup cümle kemal sıfatla muttasıf olmasıdır. Mesela Allah'a aczin arız olamaması, cehlin yanaşamaması, naksın bulunmaması, kusurun ilişememesi hep Allah'ın Subhan oluşundandır. Yine Allah'ın nihayetsiz alim, kadir, Hakim, mürid, semi ve basir olması Allah'ın Subhan oluşundandır. Her bir varlık bu subhaniyete cüssesi miktarınca aynadır. Ancak subhaniyetin celali yani haşmeti kelime-i tevhid ile tahakkuk eder. Zira kelime-i tevhidle bütün kainat Allah'a teslim edilir ve Allahu Teala kainatın tek sahibi olarak bilinir. Böyle büyük bir kainatı bu kadar muntazam yaratabilmek ve böyle mükemmel idare edebilmek için bütün kemal sıfatlarla muttasıf olmak ve bütün kusurlardan münezzeh olmak gerekir. İşte kelime-i tevhid bütün kainatı Allah'a isnat etmekle Celal-i Subhani'yi
yani Allah'ın subhaniyetinin büyüklüğünü ve haşmetini kemal-i şaşa ile gösterip tahakkukuna hizmet eder. Üçüncü maddemiz, kelime-i tevhidde saltanat-ı mutlakayı rububiyet-i samedaniyenin tahakkuk etmesiydi. Samedaniyet, Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin Allah'a muhtaç olmasıdır. Rububiyet, Allah'ın mahlukatı yaratması, öldürmesi, beslemesi, ona suret vermesi, onu aza ve cihazlarla donatması, vazifesini öğretmesi, halden hale, şekilden şekle sokması, onu evirmesi, çevirmesi ve onda tasarrufta bulunmasıdır. Mutlakay rububiyet, Allah'ın bu rububiyetinde bir kaydın, bir haddin ve bir sınırın bulunmamasıdır. Yani bu rububiyetin bütün kainatı kuşatıp zerre miskal bir eşyanın ve küçücük bir mekanın bu rububiyetin haricinde kalmamasıdır. Saltanat-ı mutlakayı, rububiyet-i samedaniye ise samet olan, hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin kendisine muhtaç olduğu Cenab-ı Hakk'ın kayıtsız ve mutlak rububiyetinin saltanatı ve hakimiyetidir. İşte bu saltanat ve hakimiyet ancak kelime-i tevhidle tahakkuk eder. Bir zerre Allah'ın yedi kudretinden ayrılsa ve rububiyetinden hariç kalsa Allah'ın saltanatı inhidama yüz tutar. Küçücük bir eşya kabze-i kudreti terk etse bu saltanat haşmetini kaybeder. Demek saltanat-ı mutlakayı rububiyeti samedaniye, yani samet olan Allah'ın kayıttan azade olan rububiyetinin saltanatı ancak tevhid vasıtasıyla gözükür ve vahdet sayesinde tahakkuk eder. Kardeşler, lafız ve kelimeyi bardağa benzetsek manayı bardağa konulan suya benzetebiliriz. Kimi bardağını uzatır ama içinde su olmaz. Kimi bardağını uzatır, içinde bir bardak kadar su olur. Üstad hazretlerinin bardaklarındaysa bir deniz var. Yani deniz misal manaları bardak misal lafızlara sığdırmış. Bu dersimizde mütalasına çalıştığımız azamet-i kibriya, celali subhani, saltanat-ı mutlakayı, rububiyet-i samedaniye ifadeleri üzerine bir gün konuşsak ve bu hakikatler üzerine bir gün tefekkür etsek yine azdır. Biz dersi kısa tutmak adına pencereyi açmakla yetiniyoruz. Dersten sonra sizler temaşaya devam edersiniz. Şimdi üstadımız dedi ki, kelime-i tevhid olan La ilahe illallah kelamında üç şey tahakkuk eder. Bir, azamet-i kibriya. İki, celal-i subhani. Üç, saltanat-ı mutlakayı, rububiyeti samedaniye. İşte La ilahe illallah zikrinde bunlar tahakkuk ettiği için Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuş. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş. Efdalu ma gultu ene ve nebiyyune min gabli la ilahe illallah. Yani ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade faziletli ve en kıymetli sözleri la ilahe illallah kelamıdır. Şimdi La ilahe illallah zikrinin sebebi kıymetini anladık mı? Kıymeti şundanmış. Çünkü bu zikirde Allah'ın azamet-i kibriyası, celal-i subhanisi ve saltanat-ı mutlakayı
rububiyeti samedanisi tahakkuk eder. İşte bu tahakkuk sebebiyle kelime-i tevhid böyle kıymetlidir. Şimdi gönlüme şu mana geldi. Ben hiç la ilahe illallah dememişim. Evet belki çok demişim, lakin hakikatiyle dememişim. Namazdan sonraki tesbihatta la ilahe illallah zikrine benim gibi gafilane devam edenlerin kulakları çınlar. Şimdilik Allah'a emanet olun.